Arkadaş yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Bir yerde mi düşüyorum acaba ben bunu? Nerede bu ya? Nerede bu ya? Aa, ayakkabı. O daha giydirmiş ki bunun teki nerede acaba? Aa, vallahi yüzük ya. Dede niye alıyorsun benim yüzüğümü? Ayıp değil mi ama ya? Bir türlü vazgeçemiyorsun değil mi Leyla'dan? Vazgeçeceğin de yok. Al, al işte yüzüğü. Ne yaparsan yap artık. Ama bak evlat, ben seni az çok tanıyorum. Sen diğer insanlar mutsuzken mutlu olamazsın. Dedeciğim Allah aşkına ben çok uğraştım bu iş için ya. Yemin ediyorum. Yani şu kıza ulaşabilmek için neler yaptım ben ya. Yani her şey yoluna girdi ve evlenme teklif edeceğim ben bu kıza. Ya niye böyle oluyor ki? Aa bak işte yüzük de burada. Oy! Abi ne bu ya? Daha zamanı değil. Beklemek zorundasın. Ha? Nasıl beklemek? Ne kadar bekleyeceğim ki daha? Bilemem. Belki bir saat. Belki bir ömür boyu. Bir ömür boyu mu? Bir ömür boyu mu? Dede yuh ne yaptın? Bir ömür boyu nasıl beklenir ya? Yani tam her şey yoluna girdi. Niye sürekli bir engel çıkmak zorunda? Niye böyle bir yol ayrımları beni buluyor sürekli? Engeller ve yol ayrımları çok kutsaldır evlat. İnsanın kişiliğini belirler. Şimdi sen de bir tercih yapmak durumundasın. Ya Leyla'yı seçeceksin ya dünyayı. Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm patlar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım Leyla. Nedir? Nasıl yani? Sen ciddi misin? Bu kadar kolay mı senin için? Zor. Leyla çok zor. Ya nasıl anlatacağım hiç bilmiyorum ama. Ama başka bir yolu yok bunun. İnsanın söylemek isteyip de hani söyleyemediği sözler vardır ya. Ne bileyim. Böyle bir kanser gibi hani büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor. Anladın mı? Büyüdükçe büyüyor işte. Seni gördükten sonra Leyla, sen öyle büyüdün ki içimde her yanım sen oldu. Anlıyor musun? Sonra ben sensiz olamadığımı anladım. Yalanlar söyledim sana. Bir sürü yalan söyledim sana. Evet. Bu yalanlar öyle büyüdü ki kaçıp gideceğinden korktum. Hep böyle bir korku vardı içimde. İşte sen içimdeki o korkuydun Leyla. Senin yanında mutsuz olmaya bile hazırdım ben. Hani dünyaları verseler. Anladın mı? Dünyaları verseler vazgeçmem derler ya. Öyle olmuyormuş işte. O kadar basit değilmiş Leyla. Birinin çıkıp başkalarını da düşünmesi gerekebiliyormuş yani. Anladın mı? Onların mutluluğunu, sevgilerini, acılarını ne bileyim. Bazen sevmek Leyla fedakarlık yapmayı gerektirebiliyormuş. Anlıyor musun? Ben seni hep beklerim. Bir saat de beklerim. Bir ömür boyu da beklerim. Ne bu şimdi? Sen ciddi misin? Konuşmamı hazırladın bir de. Alkış mı bekliyorsun, tebrik mi? Hiçbir şey hazırlamadım ben. Hala yalanlar söylüyorsun. Gerek yoktu yani. Bu kadar hazırlığa gerek yoktu. Karşıma geçip Leyla ben korkağım. İşler ciddileşince kaçıyorum diyebilirdin.
O daha samimi olurdu. Aptal olan benim. Benim aptallığım. Senin gibi birine inandım. Buna bile değmez.